Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle DNA'nın kendisinin yarı korunumlu olarak eşitliğini ispatlayan deneyimizi ele alacağız. Ama ondan önce DNA'nın kendini eşlemesi ile ilgili en son bir not yazmak istiyorum. Ökaryot canlılarda birçok noktadan eşlenme eş zamanlı gerçekleştiğinden nükleotit ekleme hızı prokaryotlardan yavaş olsa da daha hızlı gerçekleşmiş olur. Yani prokaryotlarda tek noktadan şöyle eşlenme sağlı sollu gerçekleşirken bu şekilde doğrusal DNA'ya sahip olan ökaryotlarda açılan zincirler bakın birçok noktadan eş zamanlı şu şekilde gerçekleştiği ve bir zincirde kesintisiz olarak üretildiği için arkadaşlar daha hızlı bir eşlenme söz konusu olmuş olur. Not 2 DNA kendini eşlerken ortamdaki fosfatlar azalır. Deoksiriboz şekeri azalır adenin, guanin, istozin ve timin bazları azalır. Çünkü bunlar kullanılır. Fakat riboz şekeri ile urasil baz sayısı değişmez. Çünkü bunlar DNA kendini eşlerken kullanılmaz arkadaşlar. RNA sentezinde kullanılacağı için bunlar RNA sentezinde ne olmuş olur? Azalmış olur. DNA'nın eşlenmesi ile ilgili bu bilgilerden sonra şimdi DNA'nın kendini yarısını koruyarak eşlenmesi deneyine başlayabiliriz. Bu deneyi bilim insanları E. coli bakterileri ile gerçekleştirilmişler. E. coli bakterilerinde DNA'da bulunan azotun arkadaşlar iki tane izotopunu kullanmışlar. Azot 15 ile olan zincirlerimiz var. Biz bunlara ağır DNA diyoruz. Bir zinciri 15, bir zinciri 14 olan DNA'mıza melez DNA diyoruz. İki zinciri de 14-14 olan DNA'mıza ise biz arkadaşlar hafif DNA adını vermekteyiz. Bu DNA'lardan tüpün içerisine atıldığı zaman DNA'lar santrifüj tüpü içerisinde ne yapılıyor? Ağır DNA'lar tüpün dibinde bir bant oluşturuyor. Melez DNA'lar tüpün ortasında bir bant oluşturur. Hafif DNA'lar ise tüpün üstünde bir bant oluşturur. Şimdi deneyimize geçebiliriz. Deneyimiz ne yapsın? İki tane azot 14'lü zincirle başlayalım. Bu de bakterimizin DNA'sı her iki zinciri de azot 14'lü besinlerle beslenerek oluşmuş olduğu için her iki zinciri azot 14 e, içeren Azotlu bazlara sahip olmuş olsun. Biz bunu hangi ortama koyalım? Azot 15'li ortama koyalım. Ortamımız azot 15'li olsun. Şimdi birinci eşlenmede açılan zincirlerin karşısına ortam artık kırmızı renkte ol olacağı için 15'li ortam yeni zincirler ne yapar? Kırmızı olarak gerçekleşir. Birinci bölünme sonucunda oluşan iki tane DNA'mızın birisi 14'lü bakın orijinal zincirler. Diğeri ise artık ortam 15 olduğu için 15 zincirlere sahip olan iki tane yeni DNA oluştu. Yani oranımız %100 melez DNA'dır. Bakın ve tüpte bunların yeri tam tüpün ortasında kalın bir bant oluşmuş. Sonra bir daha bölüme yapalım. ikinci bölünmemiz olsun. Yine bakın orijinal zincirlerimiz duruyor. Karşısına ortam kırmızı renge büründüğü için artık azot 15'li yeni azotlarımız bu şekilde sentezlenmiş olacaklar. Bunlar da bakın yine ayrılarak karşılarına ağır zincirli DNA'lar gelmiş oldu. Dolayısıyla iki tanesi ağır bakın. %50 ağır. %50 Melez DNA oluşmuş oldu. %50 melez DNA oluşmuş oldu. Yine tüpümüze bakacak olursak tüpümüze ne görüyoruz? Melezle ağır olduğu için ağır tüpün dibine çöker. Melez tüpün tam ortasında oluşur arkadaşlar. İşte bu tüpleri çökelmelerle, bantlaşmalarla bu deney sonuçlarına bakın. Birbirine ne yapıyor? Tamamladığı için DNA'nın kendisinin yarısını koruyarak eşlediğini bilim adamları ispatlamışlar. Burada bakın bizim orijinal DNA'mız bu. Diyelim ki burada 1000 tane nükleotit olsun toplamda bu DNA'da. Ben iki defa eşlenme sonucunda oluşan şu DNA'ların oluşması için acaba ortamdan kaç adet nükleotit kullanmışımdır diye bir soru sorsam Cevabımız nasıl olur? 252'den bakın 4 tane DNA'mız oluştu toplamda. Ama bakın dikkat ederseniz şu zincir ve şu zincir bakın zaten vardı elimde. Yani ben aslında 1, 2, şu iki kırmızıda bir DNA olursa 3 tane yeni DNA oluşturmuş oldum. Yani orijinal DNA'yı çıkartıyorsunuz. 3 tane yeni DNA oluşturmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla ortamdan eğer bir DNA'da 1000 nükleotit varsa 3 çarpı 1000 3000 nükleotidin eksildiğini düşünebiliriz. Bu ne yapar? 3000 baz, 3000 şeker, deoksiboz şekeri ve 3000 fosfatın eksilmesi anlamına gelir arkadaşlar. Bu DNA'nın kendisini yarı korunumlu eşlemesi deneyiydi. Bir de DNA'nın yönetici molekül olduğunu ispatlayan bir deneyimiz var. Bunu da yine Pneumococcus bakterileriyle bakın yapmış bilim insanları. Ona da bakalım hızlıca. Bu dersimizi DNA'daki mutasyonlarla bitirmiş olacağız. Artık DNA'mızı bitiriyoruz. Bir dahaki dersimizde RNA'nın yapısıyla devam edeceğiz. DNA'nın yönetici olduğunu ispatlayan deney. Pinomokokus bakterilerinin iki tipi vardır. Kapsüllü bakteriler, kapsülsüz bakteriler. Kapsüllü bakteriler, kapsülü çelik zırh gibi düşünün, çelik yelek gibi düşünün. Kolay kolay ölmezler. Dolayısıyla bağışıklık sisteminde bunlar çok fazla yok edilemeyecekleri için hastalık yaparlar. Hangi hastalık diyeceksiniz? Zatürre. Ne yapıyormuş? Pneumokokus bakterisi zatürre hastalığı yapıyormuş. Kapsülsüz ise örneğin fareye verecek biraz sonra bu bakteri. Farenin bu açıklık sistemi bunu ne yapar? Yok eder. Dolayısıyla kapsülsüz bakteri hastalık yapamaz arkadaşlar. Birinci aşamada fareye kapsülsüz bakteri verilmiş ve farenin ölmediği görülmüş. Çünkü kapsül olmayınca bakteri dirensiz. Fare bunu ne yapıyor? Yok edebiliyor. Fareye kapsüllü bakteri vermişler. Fare bu sefer ölmüş. Çünkü kapsül bakterinin ee, sağlam olmasını, dirençli olmasını sağlamış ve farenin savunması bunu Yok edemediği için ne yapmış? Fareyi öldürmüş. Öldürmeyi başarabilmiş. Sonra fareye ısıtılmış kapsüllü bakteri veriyorlar. Bakıyorlar ki fare yine ölmüyor. Çünkü kapsül parçalandığı için bakteri ne yapmış bu sefer? Etkisiz hale gelebilecek pozisyona gelmiş. Yani dirensiz olmuş. Ve fare bunu yine öldürmeye başarmış. Sonra fareyle fare içerisine ısıtılmış kapsüllü bakteri ile kapsülsüz bakteriyi karıştırıp enjektör yardımıyla yine vermişler fareye. Fare bakın ne yapmış yine ölmüş. Bu sefer demişler ki ısıtılmış kapsüllü bakterinin acaba içinden bir şey çıktı gitti. Kapsülsüz bakteriye kapsül yapmayı öğretti ve fareyi öldürdü mü diye düşünürken akıllarına DNA'yı bu şekilde denemek gelmiş. Fare içerisine bu sefer ısıtılmış kapsüllü bakterinin DNA özütünü almışlar. Bunu yine kapsülsüz bakteriyle muamele etmişler. Enjektör yardımıyla fareye vermişler. Fare yine ölmüş. Demişler ki DNA gitti. Kapsülsüz bakteriye kapsül yapmayı öğretti. Demek ki esas olayları yöneten kimmiş? DNA'ymış sonucuna ulaşmışlar. Olayları yöneten esas molekül DNA'dır. Yani biz DNA yükletmediğimiz sürece, parçalamadığımız sürece ısıtsak da kapsüllü bakteriyi o fareyi öldürebilecek potansiyele sahip olur. O DNA'daki bilgiler. Eğer biz DNA'sını parçalarsak ancak DNA az enzimiyle artık fareyi bu öldüremeyecek hale gelmiş olur. Mesela RNA az enzimi koysak o ortama DNA zarar görmez. Protein geri parçalayan proteaz enzimi koysak yine DNA zarar görmez. Dolayısıyla fareyi öldürmeye devam eder arkadaşlar. Son olarak... E DNA'da meydana gelen mutasyonlara bakacak olursak DNA'daki mutasyonlar Şimdi radyoaktif ışınlar, x ışınları, ultraviyol ışınları ani pH değişimleri, ani sıcaklık değişimleri arkadaşlar DNA'da mutasyona yol açabilir. Şu DNA'mızı eğer bir ışın dik gelirse mi mutasyon yapar? Eğik gelirse mi? Sorusunun cevabını şu şekilde verebiliriz. Dik geldiği zaman bakın şu bölge ve bu bölgeyi ne yapar? Deler geçer. Eğik geldiği zaman bakın burayı delse ve burayı delse Bakın buranın karşısında bir timin varsa, burada bir adenin varsa ne yapar timinin karşısında adenin daha sonra kendini tamamlayabilir. Adenin ise bakın yine karşısına timin getirerek bunu tamamlayabilir. Yani şu görmüş olduğunuz mutasyon tamir edilebilir mutasyondur. Şurası ise bakın karşılıklı delik açtığı, açacağı için şifre kaybolmuştur artık. Bu da mutasyon sebebidir. Mutasyona sebep olur. İşte bu şekilde bir tanecik nükleotidin yerinde meydana gelen mutasyona biz arkadaşlar gen mutasyonu veya çok küçük bir alanda olduğu için nokta mutasyonu adını veririz. Örneğin orak hücre anemisi akdeniz anemisi diye de geçen alyuvarların bu şekilde orak şeklini almasıyla meydana gelen bir mutasyondur ve bireyin metabolizmasını son derece yavaşlatır gazların bilim zamanında daha yavaş taşınmasını sağlayan bir mutasyondur. Tehlikeli bir mutasyondur ve kalıtsaldır arkadaşlar. DNA'nın meydana geldiği mutasyonlarını e, şu şekilde sıralayabiliriz meydana geldiği yere göre. A. Gametik mutasyonlar var. Sperm yumurta oluşurken meydana gelir. En tehlikeli mutasyon gametik mutasyondur. Sonra zigotik mutasyon gelir. Canlının erken oluşum evresi olan Sikot esnasında meydana gelen mutasyonun etkileri canlıyla beraber büyür. Örneğin bireyin kolu olmayabilir, bacağı olmayabilir, gözü olmayabilir. Bu şekilde kendi azalarında herhangi bir kusur meydana gelmiş olabilir ve bireyin kendisini etkiler, bireyin ölümüyle yok olur. En etkisiz mutasyon ise somatik mutasyondur. Vücut hücrelerinde meydana gelir, her an oluşabilir. Örneğin karaciğer hücrelerinizde meydana gelen bir mutasyon somatik bir mutasyonu örnektir. Başka bir sürü hücre olacağı için o karaciğerde diyelim bin tane hücre mutasyon geçirdi. Yüz binlerce belki milyonlarca diğer hücreler o bin tane hücrenin etkisini baskılayarak bireyin bunu hissetmemesini bile ne yapabilirler uzun vadede sağlayabilirler arkadaşlar. Dolayısıyla en tehlikeli olan gametik sonra zigotik en az tehlikeli olan mutasyonda somatik mutasyonlara karşımıza çıkmış olur. Bu şekilde DNA'mızın yapısını her şeyle bitirmiş olduk. Bir dahaki dersimizde. Reyna'nın yapısıyla çeşitleriyle görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.